Arkadaşlar selamlar. Mikrofon yine sıkıntı çıkarttı. Hani sesim çok dandik geliyor. Kusura bakma video içerisinde. Hepinize iyi seyirler dilerim. Geçti bekle hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Sefa. Bugün sizlerle Oyun Okulu serimizin yeni bir bölümünde Beta Turkey Plus moduyla karşınızdayım arkadaşlar. Biliyorsunuz Beta Turkey Plus modunun ilk videolarını ben 3-4 ay önce Third Rom olarak çekmiştim sanırım. 3-4 ay mı oldu? 2 ay mı oldu? Bayağı oldu. Neyse. Tekrardan arkadaşlar biliyorsunuz bu modu siz çok seviyorsunuz. Bana özelden işte Tekmokrat oyna, Anarşist oyna, şunu oyna, bunu oyna. İşte mafya oyna, mason oyna, onu oyna, bunu oyna diye tutturdunuz arkadaşlar. Ben dedim bari bir Beta Turkey daha çekelim ama farklı bir şey çekelim. Masondur, işte odur budur çekmek yerine arkadaşlar kalkacağız gideceğiz. 60 senaryosu yolunu oynayacağız. Military Junta, Activate the Military Junta. Fokusuna ineceğiz arkadaşlar. Hemen şey yapmadan önce research'larımı seçmiştim. Hemen arkadaşlar buradan gelip ilk fokusumuza Möntro fokusuna ilerleyelim. Ondan sonra bunu kapat. Buraya bir artı ekle. Benim Türkiye başlangıcım böyle zaten genelde. Hemen bunu böyle Efendim? yap. Buraya ekle. Şunları şöyle garnizona verim ki arkadaşlar et için yemeyelim. Aynen öyle. Bundan sonra artık videomuza ajanlık açamadan başlayabiliriz. Debug Summit'le Weather'ımızı da yazalım. Güzel. Evet. Beta Talk Plus modunu ben bayağı da oynamıyordum arkadaşlar. Hazır Abdülhamit serimizde bitmişken Great Reduce Abdülhamit serimizde izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Gayet güzel ve eğlenceli bir seri oldu. Benim için izlemesi eğlenceli mi bilmiyorum ama oynaması eğlenceli bir seri oldu ve sonuna geldik Allah'a şükür. Diyeceksin madem eğlenceli niye sonuna geldik Allah'a şükür diyorsun çünkü kaç 4 bölüm sürdü ve artık Abdülhamit serisinin Abdülhamit haritasını o Osmanlı'nın fokus listesi bitmiş yerine bakmaktan sıkılıyordu ise Howitzer'da ama son video gerçekten eğlenceliydi. Hızlandırıp çekmek zorunda kaldım maalesef bugün son soruları yüzünden. Evet eventlerimize hızlı hızlı cevaplarımızı veriyoruz. Nothing has changed. We won. Görüşürüz abi. Şimdi arkadaşlar full integrate iş bankası gideceğiz çünkü 60 darbesi yolunu devreye sokmak için sponsor gerek yok. 60 darbesi yolunu devreye sokmak için niye fabrika atmıyorum? Hiç fabrika atma uyarısı da gelmedi çünkü evet şu debuff yüzünden Great Depression debuff yüzünden görmedik bile onu. Görmedik bile. Kurtuluş Savaşı'nın etkileri var bir de. Değişik değişik debuff ve bufflar var. Neyse ben ne diyordum? Ben ne diyordum lan? 60 darbe senaryosunu açmak için arkadaşlar öncelikle başınıza Menderes'i getirmeniz gerekiyor. Zaten mantıken abi 60 darbesi kim yapıyor? Menderes'i yapıyor. Kimi getirmen lazım? Menderes'i getirmen lazım. Mantıken bu zaten. Bugün buna ilerleyeceğiz. Bugün buna gideceğiz. Bugün bazı moda önerilerimiz olacak. Moda yapımcısı video izlerse. Gerçi izlemezse de özelden de yazdım zaten. Bu yola bunlar eklenebilir diye. Mantıklı öneriler oldu. Parça direkt bakalım abi. Zaten full integrate İş Bankası gittik. İş Bankası yolunda parça geçiş bana koymaz. Gerçi bu ekonomik tree'yi değiştirmedi derse. Debuff mi debuff vermiyordu değil mi? Ha, iyi. Debuff veriyordu buff'a çevirdik. Okey. Güzel. 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 Hemen buradan bir Armor Genius. Ama Armor Genius almayalım çünkü gidecek bu paşam. Menderes yolunda. Ha gerçi bir dakika. Menderes yolunda Osmanlı'ya dönmeyeceğim ki. Gitmez. Mantıken değil mi? Evet gitmeyecek. Gitmeyecek doğru. Neyse hemen Privatize de Anadolu Agency gidelim arkadaşlar. Ulan şimdi diyeceksiniz. O kadar yeni fokus eklenmiş. Sen gidiyorsun yine Anadolu Agency, İş Bankası falan filan diyeceksiniz. Haklısınız. Haklısınız. İşte bir kopamadık bu yollardan. Vuralım. Evet kazandık. Çok güzel. Hemen buradan Baratın Altay Paşa'mı alayım. Bundan sonra arkadaşlar şöyle birazcık inceleyecek olursak ben bayağıdır girmemiştim moda. İş Bankası, İntegrate İş Bankası hiç dikkatimi çekmemişti. World Bank yolu. Menderes Demokrasisi yolu geçen dikkatimi çekti. Militer Junta'yı aktif edeceğiz buradan. Danger Note farklı bir yol sanırım. Mafya yolu tarzı. Şimdi mafya yolu dedi ya. Junta Management. Oh. Oh. Farklı bir Junta Management var bu arada. Farklı bir Junta Management var. Wow. Ankara. Oh. Kimin Junta Becomes Leader Border Online Party. Okey. Güzel. Değişik değişikler var. Dikti. Ben onda Other Parties yapalım. Buraları ben pek dikkat etmemiştim. Get rid of Huawei Media. Huawei Media'dan kurtuldum. Drone Anarchy in the World. Şimdi şu anarşi yolu da dikkatimi çekti abi. True Anarchy. Bu yolda videosunu çekebilirim. Normalde diyecektim ki anarşi yolu videosunu çekilir. Abi Freedom of Research, Free Research Slot verdi. Anarşist Kemalizm. Bu biraz değişik bir buff. Increased Defense Research. Bundan sonra Balkan Anarşizm var. Herkese dalmakla alıyorsunuz. Bir de Balkan Anarşist Birliği oluyorsunuz. Sonra Middle East Anarşizm oluyorsunuz. Herkes alıyorsunuz. The Only Anarchist in the World oluyorsunuz. Sonra çok değişik değişik bufflar, değişik değişik şeyler. Oynanabilir. Eğlenceli bir yola benziyor. Eğlenceli bir yola benziyor. Speak. Lift the Ban on the Other Party Parties muhabbetini biliyorsunuz arkadaşlar. İzmir suikastı ve Şey Said isyanının etkileriyle banlanan partiler, banlanan siyasi yasak alan
kişiler vardı. Onların az önce banını kaldırdık. O muhabbetten de dersi bize hızlı sizlere şimdi anlatayım. Bu arada şimdi diyeceksiniz ki ekonomik trivia gitsene. Haklısınız ama hani şu yola kaymak için ve bu yola kaymak için bazı fokusa tamamlamam lazım. O yüzden o fokusa gidiyorum şimdiden. İşte hatayı alma falan filan o fokusa gitmem lazım. O yola ilerlemek için. Şimdi bir dakika ben ne alabilirim bu kavramda? Hemen arkadaşlar biliyorsunuz bu eventlerde zaten ben 50 kere Türkiye oynadıysam, 50 kere Osmanlı oynadıysam bunları size söylemişimdir. Her zaman daha fazla yeşil olana tıklayın. Her zaman daha fazla yeşil olana tıklayın abi. Her zaman. Kazım Obey paşamızı alalım. Artı ben hiç şunlara basmadım. Yani, cumhuriyetçilik basanıdır. Ondan sonra biraz daha kasıp milliyetçilik basar. İşi hızlandırırız evet. This is a dark day for the Republic. Cumhuriyet için kara bir gün. Cumhuriyet için kara bir gün çünkü gelenekçileri etrafına topladı Menderes. Sayın Menderes. State of Sada bak bitti. Asesor Future demiyorum. O yüzden ne yapacağız? Hemen Ankara Kadriş Faktörü deriz veya şu 70 gün ama yani 70 gün de bitmezsin acaba. 70 gün gidilmez bu arada. Abi şuna koşabilirim bu arada. Şuna koşalım değil mi? Şuna koşalım. Petrol ofisi bu yetti. Ondan sonra hemen şu Malatya Yarın Faktörü'ye koşalım. 4 sivri cukka yatayım. Hemen arkadaşlar gelenekçiler ve Kürtlere karşı yapılan güzel bir siyasi politikadan sonra gelen eventlere tıkladık. Ben bir milliyetçilik patlatalım abi. Milliyetçilik patlattık. Sekülerizm, liberalizm bunları patlatma. Bunları patlatma gerek yok. At the best part win gittik ama şu fokusa gitmek için başımda Kemalpaşa'nın veya İskenderun'un bulunması lazım. O yüzden fokuslandıktan sonra Malatya'ya gideceğim. Malatya faktörlerine gideceğim. Ondan sonra artık yolumuza döneriz. Evet. Partilerden, bandından, siyasette kalan kişilerden bahsediyordum. Hatta ucunda idama giren insanlar bile oldu. Biliyorsunuz Serbest Fırka, Türkiye Cumhuriyeti diyorum, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası arkadaşlar. O dönemde kurulan çok partili hayat dönemlerinde kurulan partilerdi. Bu partilerin içine gelenekçi nüfusun doğması, gelenekçilerden kastım gerici nüfusun, gerici düşüncenin doluşu ve bu partilerin içinde bulunup Cumhuriyet'in yapı taşlarına bomba kuracak şekilde toplanmaları, hani başları öyle olmasa bile, hani parti başları öyle olmasa bile partinin alt nüfusu ve alt tabakası, pardon, oy oranı öyle olunca arkadaşlar bu partiler belirli olaylara karışmakta kapatıldı. Örnek veriyorum İzmir suikastinde yargılandı partinin başları dahi, bütün arkadaşlar dahi yargılandı. Şehzad isyanı çıkınca bazı parti üyeleri tutuklanıp idamlar edildi. Hani durum buydu. Az önceki fokus bu anlama geliyordu. Evet, bakın burada da anlatıyor bu kısmı. Ben size bunun Türkçe tarihi özetini geçmiş oldum. Radyoya giderim. Şimdi hocam biz bir Army Regrouping patlatalım. Buradan da bir evet, Election Day geldi. Election Day'e farklı farklı şey eklemişler burada Election Day'i görüyorsunuz değil mi? Adnan Menderes'in cevabı Coalition Government. Coalition Government aslında hani Cumhurbaşkanı Başbakan olarak düşünebilirdi Coalition Government'dan yani. Hani Cumhurbaşkanı olarak cevabı atanırdı resim olarak. Buraya da Başbakan Menderes gözüküyordu. Şurada Cumhurbaşkanı olarak olurdu. Dengelerdi seni. Coalition Government'dan ziyade ama böyle diyor olmuş. Farklı ekleyen kişi olarak da Mustafa Abdülhalik Render. Abdülhalik Render şey olması lazım. Atatürk vefat edince bir gün Cumhurbaşkanı vekilliği yapan kişi olması lazım. Evet. Bu yollarda bu anlama geliyor. Republic arası. Bir diyorsunuz Republic deriz efendim. Diyorsunuz Cumhuriyetçi tarafın seçimi. Şu fokus açılıyor ve buradan Helena Türk İzmir olan diyorsunuz. Ama biz ne yapacağız? The Democrat Party gidip milletin adamını devreye sokacağız. Evet. Requires milletin adamıymış. İyi doğru gittik. Evet. Merhaba Menderes. Hoş geldin. Şimdi bize cihat alalım bir tane. Ondan sonra şu konuyu gelenekçi plaketle yapabiliyorduk. Gelenekçi plaket. Yapılır yapılır o da yapılır. Bize şimdi daha farklı şeyler lazım. İyi fabrika aldık bu arada. Yani fabrika fokuslarına şimdilik öyle çok bir patır patır raşlamaya şey yapmaya gerek yok. Bir teröris patlıklarında bir de. Patır patır raşlamaya gelmiyor arkadaşlar. Zaten şey yapıyorsunuz. Evet. Mesela bir kamp hostel government. Ah Kemalistler ne istediniz benden? Falan deyip hostel government olacaklar bize. Burada Menderes'in aşırı stability debuff'u yediğiniz yol var arkadaşlar. Bayağı Amerikancı bir yol burası. Bu yollarda güzel bir öğretim yapacağım. Aysen bakmakta oldu. Bu yollarda gidebilir. Gidilebilir ama stability'mden o kadar vazgeçmek istemiyorum. Milletin adamı. Tamam mı? Sonuçta daha Menderes yönden oynamayacağız. Menderes yönden oynamadan o kadar şey yapmayalım. Evet şimdi Hatay işi gitmem lazım. Hatay işe dönerim abi. Kaydır. Niye kaydıramıyorum ben? Accessor Future giderim. Eksi 5 stability kafamı giyeyim. Accessor Future'ları giderken. Gitmeye Hemen şuradan bir hazır. taş atayalım. Bu arada arkadaşlar buraya Cemal Gürsel eklenmiş. O da gözümden kaçmadı değil. İncelerken Cemal Gürsel'in eklendiğini gördüm. Dersin Yazıcı Paşa'm ve Cemal Gürsel'i alalım. Cemal Gürsel işte şunu diyecektim. Bu 60 darbesi yoluna şu fokusa gittikten sonra tüm fokus dili öneri. Tüm fokus dili kapansa. Tüm bu fokus dili sadece belirli yapı taşları kalsa. Gizlense fokus dili.
60 darbesi özel bir yol açılsa, güç dengesinin olmadığı, biliyorsunuz 60 darbesi olduğunda arkadaşlar MBK'nın başında Cemal Madanoğlu ve Alparslan Türkeş'in ağır rol aldığı bir olaylar şeyi var, olaylar demeyeyim, ağır rol aldığı bir şey kuruldu. Oraya bir topluluk kuruldu, kurul kuruldu. O kurul içinde arkadaşlar Madanoğlu ve Türkeş cuntalarının kurucu üyelerin birbiri arasında çok büyük çatışmaları vardı. Nasıl sonuçlandı bu? Madanoğlu ve Cemal Gürsel bir araya geldi. Türkeş'i ve arkadaşlarını, Ümit Özdağ'ın da babasının bulunduğu arkadaşları Türkeş'i Hindistan'a, bu ne lan öyle bu arada ben niye bir şey, oha. Evet. Türkeş'in babasını, Türkeş'in kendisini Hindistan'a, Ümit Özdağ'ın babasını Tokyo'ya göndererek arkadaşlar o 60 darbesindeki iç karışıklığı, politik karışıklığı düzeltildi biliyorsunuz. Aslında o muhabbetle eklenebilir, sıkıntılar yaşanabilir. Hani oyuncu isterse Cumhurbaşkanı olarak Cemal Gürsel'e atasın veya Türkeş'i alsın, Türkeş yolu olsun böyle daha milliyetçi, Türk-İslam sentezli bir yol. Madanoğlu yolu olsun daha solcu, sola yakın ama sol Kemalist bir yol. Oyuncunun seçebileceği bir şekilde güzel olabilir de, eğlenceli olabilir de oyuncu hem bu politik karışıklıkta bulunabilir. Hani şuraya İtalya yol şey eklendi ya, mantı eklendi ya, İtalya'da sıkıntılar çıkıyor. Pardon, İtalya'da sıkıntılar çıkıyor. İtalya'da şurada yol haritası seçiyorsunuz. Şu kısımda tam faremin olduğu yerde. Evet, hoş geldiniz geri Atay. Şu kısımda hani faremin tam olduğu şeylerde, bir İtalya'da bir kısım var ya arkadaşlar. Hani sağa sola kaydırıyorsunuz, yollar açılıyor, kapanıyor. Aynen o yol açılıp kapanabilir mesela. Oyuncu gider işte oradan bazı özgürlükler verir. Başka şeyler yapar. Mesela o dönemde neden Türkeş ve arkadaşları sürgüne gidiyor diyecek olursanız, o milliyetçi tayfa sürgüne gidiyor diyecek olursanız arkadaşlar. Çünkü kendileri darbeden sonra hükümette kalmak istiyorlar. Askerin hükümette kalması gerektiğini söylüyor. Madanoğlu ve tayfası ise şunu söylüyor. Madanoğlu ve tayfası diyor ki asker hükümetten ve politikadan hiçbir şey anlamaz. Biz askeriz, biz politikadan anlamayız. Politikadan anlamayan Menderes de bu yüzden idam edildi. Yani bu yüzden alındı aşağı, bu yüzden darbe yapıldı, aldık aşağı kendisini de. Yani politikadan anlamayan dediğim hani farklı farklı yollara yol açıldığı için öyle diyorum. Evet, bu tamamlandı. Artık Menderes demokrasisine gidebilirim. Hani bu yüzden zaten Menderes'i de aşağı aldık. Hangi sizin ekonomi alanlarda askerler kalkıp burada bu işi yapsın konuşması geçiyor. Muhabbet bu arkadaşlar. Yani o Madanoğlu ve arkadaşlarının, Madanoğlu Cuntası'nın MBK için 60 darbesi sonrası MBK için yani kurulan Milli Birlik Komitesi içerisinde diyorlar ki hocam diyorlar. Bakın biz darbe yaptık ama biz asker olarak politikadan ve ekonomiden ve şeyden anlamayız. Biz hükümeti bırakalım. Hükümeti salalım seçime gidelim. Zaten seçim hükümet CHP kazanır. CHP'ye bırakalım diyorlar. Türkeş ve arkadaşları da ise diyor ki eğer bırakırsak hani hükümeti CHP'ye bırakırsak darbeyi CHP yapmış gibi gözükür. Artı olarak darbe hiçbir şey anlamsız bir şekilde yapılmış olur. Biz devam edelim. Biz kalalım. Birazcık daha duralım. Kafasına giriyorlar ve o yüzden arkadaşlar sıkıntılar yaşanıyor aralarında. Hatta Cemal Madanoğlu, Cemal Gürsel Cumhurbaşkanı'yla görüşüp diyor ki böyle böyle kendilerini Kars Karesi'ne kapatalım. İlk önce Cemal, galiba hani öldürelim mantığı geliyor. Abi öldürelim mantığı da değişik ya. Bu MBK'nın içinde nasıl adamlar varsa artık. Mesela öldürelim mantığı ne abi? Adamları niye öldürüyorsun yani? Niye adamları çatır çatır öldürüyorsun? Evet, Arabik ezanları geri getirdik. Arap cezanı geri getirdik. Şimdi Restore Order gidelim. Fena bir bak bu arada bu. Öldürelim deniyor. Sonra Kars Karesi'ne kapatalım deniyor abi. En sonunda şeye karar veriliyor artık. Hani kendilerine sürgün ederim. Sürgünde Madan oluyordu az kaldı. Türkeş Hindistan'a Delhi'ye gidiyor. Ümit Özdağ'ın babası. Tokyo'ya sürgün ediliyor zaten Ümit Özdağ'ın Japonya Tokyo doğumlu olmasının sebebi budur. Bazıları diyor abi işte Ümit Özdağ kardeşim adam Tokyo'da doğmuş Japon ajanı falan. Abi böyle bir mantık olabilir mi? Allah aşkına git tarihini araştır herifi. Yani. Tarihini araştır dedim. Hani bil yani. Genel kültür. Böyle de bilmiş olduk arkadaşlar. Try Restore Order gittik. Abi Order Restoring yani fena bir bak lan artı 200 tabi değil mi? Start Turkish Highway giderim. Construction Speed verecek bana güzel bir şekilde. Ama kullanacağımı sanmıyorum şu anda. Ondan ziyade sivile abandık. Hatta şöyle İzmir, İstanbul. İzmir o kadar fabrika atma gerek yok. Böyle dursun. Mantık buydu. Cihat giderim bir yandan da. Stability Critic. Şimdi Stability gidecek aslında nasıl. Öyle çok durucu bir Stability değil o. Çok durucu bir şey değil o. Yalnız Doğu benden nefret ediyor galiba değil mi? Evet Doğu benden nefret ediyor. Fabrikalarımı yakıyor Doğu. Doğu dur lütfen. Yalnız ben bana fabrika mı atmışım? Evet abi kokusun verdiği fabrikaların iki tanesi bana gitmiş. Ya lan. Abi gittin oraya fabrika attın ya. Abi oraya fabrika attın mı? Gözünün yağını yiyin ya. Open Islamic Schools giderim. Evet dur bir şey vermiyormuş bize. Vermesin neyse.
Finish the Turkish Highway gidip ondan sonra Brain Drain. Ondan sonra Bring Back the Caliph gidebiliyoruz. Ama biz ne yapacağız direkt buradan? Activate the Military Junta'ya kayacağız. Bence bu mantık ve bu şey güzel olabilir. 60 FPS sonrası yaşananları, oyuncunun oyun içinde yaşaması ve bu telaşa kapılması. Acaba hükümeti kayıp mı edeceğim? Acaba hükümette sıkıntı mı yaşayacağım şeklinde. Güzelce hikayeyle doldurulması çok hoş olabilir bence. Benim de takdir ederek oynayacağım yollardan bir tanesi olur. Eskişehir'e gelenekçileri yükleyebiliyoruz abi de gelenekçi yüklemeyelim yerlere. Çünkü biz az sonra ne yapacağız abi? Menderes ve gelenekçilerden kurtulacağız. Kemalist bir juntayı tekrardan başımıza getireceğiz. O yüzden çok şey olmasın. Doesn't have Vision Split Highway Building. Al işte. 8 September 38. Ulan yine oyunu uzatacağız herhalde. Neyse Chester Concession gidelim de. Bu bize güzel şey veriyor. Sihir veriyor abi. Bayağı iyi sihir veriyor bu bize. Hemen buna gidelim de. Güzel sihir veriyor bize. Güzel sihir veriyor. 200 Sporting Power. Sükun Export Credit Logistik. Cash Designer patlatalım bir tane. Yavaş yavaş abi artık içerimizi alalım. Okey güzel. Şunu bitmesini bekleyeceğiz arkadaşlar yolumuza kaymak için. Evet orada restoran gitti. 3 stabilitimden veda ettim. 2 stabilitim ve stabilitim 46 yeniden satayım. 46 stabilit hoş değil. Hemen dileğimizi alalım dileğimizi. Bir de Chester Concheston giderim de bize güzel bir şekilde şey eklesin. Yüksivil eklesin. Eyvallah Amerika. Yüksivil ekledi Amerika. Menderes'i görünce yüksivil attı kafama. 2 milyar alınabilir bu arada buradan. Veya Privatize Infrastructure gidebilir. Kontrakt düşecek ama eksi 5 şey alacağız. Militer yolu salla. O fokusları salla. Oralara kaymayalım. Buradan aslında birazcık Menderes şeyine kayılabilir. Eksi 5 katlı budget. Bütçeyi kesmek. Exxon Stability yiyeceğiz ama güzel bir şekilde Consum Boost gelecek. Consum Boost için Exxon Stability'den vazgeçerim aga ben. Farklı bir şey var mı burada? Advisor. Mesela şey. Aha. Kim? Emir Arkilet. Etatizmden devam edince geliyor. Ha. Şey eklenebilir aslında. Kimdi o adamın adı ya? Kimdi o adamın adı ya? İdam eden ekonomi bakanı kimdi ya? 60'ta idam eden ekonomi bakanı kimdi ya? Kimdi o adam? Kimdi o adam ya? Bilmem ne politikaları vardı hatta. Unuttum adamın adını. O adam eklenebilir aslında ekonomik şey olarak. Menderes yola gidince eklenebilir. Exxon ve Stability. İlk partinin düşüşü. First party downfall. İşte CHP. Böyle muhabbet de var burada gerçekten. Hani işte CHP gideceğim. Eksi 5 konsolosu için bir tane daha. Böyle muhabbetler var zaten. Hatta anayasal olarak bu yanlış ve yasak bir şey arkadaşlar. Biliyorsunuz 60 darbesinin olgu sebeplerinden, hani yapılma sebeplerinden bir tanesi de bu. Ülkenin kurucu partisinin neden? Yüksel atma. Ülkenin kurucu partisinin denetleme komitesi kuruluyor. Ülkenin kurucu partisinin denetleme komitesi kuruluyor. CHP'nin mallarını alıp tutmalı diye el konuluyor. Farklı farklı muhabbetler var. İyice CHP'ye zorluk çıkartılan bir dönemdi o dönemler şimdilik. Buradan bir finishli CHP gittik. Army Regrouping Expert alamıyorum zaten. Abi finishli CHP gidince burada tabii eksi 5 konsolosu aldık aldık da artık yeter. Free market. Free market'i salla. Rural industry. Bunu da salla. Destroyed Communist from the Army. Yok. Onlara da gitmeyelim. Ankara Kartuş Faktörü. Gidelim. Mesela bir dakika. Destroy Communist in the Army. Fokus gidince bu fokus iptal oluyor mu? Mantıklı olabilir aslında. Mesela oyuncu çok bokunu çıkarıp buralara giderse şu fokus iptal olsaydı abi. Mantıklı olurdu. Öyle mi zaten? Yok. Adnan Menderes başımız olsun yeter diyor bu fokusa gitmek için. Hoş olmamış. Burada arkadaşlar Emel Paşa yolu var biliyorsunuz. Bu mod içerisinde Emel Paşa yolunu görmek isterseniz çekebilirim. Tam şu kısımda Emel Paşa yolunu bulunuyor. Enver's Turn olarak. Ben de Count'un kanalından görmüştüm. Ha benden istiyorsunuz ya işte teknokratik yol çek, onu çektirecek. Count'un kanalını izleyebilirsiniz. Count Merkin kanalını izleyebilirsiniz arkadaşlar. Modun yapımcısı kendisi. Eğer yorumlara gelirse görürsünüz kendisinin kanalını. Oradan izleyebilirsiniz. Teknokratik yol olsun, farklı farklı yollar olsun kendisi çekiyor. Çünkü Highway Building git artık benim buff'ım olarak. İstemiyorum seni buff olarak. Git. 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 Kayalım, 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 kayalım. Buraya geldik. Şarkı Üzüme Faktörü. İstanbul Otomotiv. Şarkı Üzüme Faktörü alıp iki tane bitirim alırım abi Mersin. 190 olan Point Power'da akıyor maşallah. Cihat giderim bir tane daha. Stability buff veren şey yok ya. Bu stability veriyor muydu? Dot Game veriyor. Bilgi Game Power veriyor. Salla. Liberalizm. Contract Speed veriyor. Eşek gibi. Contract Speed alayım hadi. Bir tur. Liberalizm giderim bir tur. Bir tur Liberalizm giderim abi. Liberalizm bir tur tarar. Şarkı Üzüme Faktörü gidiyoruz bir yandan da. Bana o kadar eksi 5 konusunu bu saldık. O kadar eksi 5 konusunu bu saldık. Hala konusunu bu hayvan gibi. Şeydeyiz ya biraz da galiba. Farklı farklı debufflarımız var ya o yüzden de büyük ihtimalle. Ama yine iyi fabrikayız. Yine iyi fabrikayız. Çok da şey değiliz. Şarkı Üzüme Faktörü. Uşak Şeker Fabrikası. Uşak Şeker Fabrikası'na giderim. Uşak gibi şeker fabrikası.
Hop bunları alalım. Ondan sonra submenü abanalım birazcık daha. Briteyden düşebiliriz bu arada ülkeyi. Briteyden düşebiliriz. Export hop da düşürebiliriz ülkeyi. Orada doğu illerin oldu. Doğu illere sıkıntılı. Doğu illere sıkıntılı bu arada. Ajanı kurulmuş mu? Ajanı kuralım hemen doğu illerine bir ajan atalım. 1004 stabilitim var ya. O stabiliti, o stabiliti debuff'ı, bu stabiliti debuff'ı aldık aldık yürüdük ya. Stabiliti yerlerde. Bu arada ister istemez yine Menderes yoluna giderken bir şekilde arkadaşlar içinizden geçiliyor ya. Ekonomik olarak içinizden geçiliyor abi. Ekonomik olarak diyorum. Şey çok geç kalıyorsunuz. İşgallere. Çok geç kalıyorsunuz bir yerleri almaya. Hakikaten bayağı geç kaldım. Evet, uçak şeker fabrikasında aldık. Bayağı şu an geç kaldım. Bayağı bir geç kaldım abi her şeye. Alpülü şeker fabrikası gidelim mi artık? November. November mıydı? November mıydı? Hadi burada gidelim o zaman. Neyse, September'mış. Daha var mı? Daha çok var ya. Direkt şeye gidelim. Bizim Navy Train mi oluyor? Ha yok, Navy Train olmuyor. Şey var. Navy Guy var çünkü evet. Quick Improvisation gidelim. Okay, Quick Improvisation gittik. Birazcık daha pozitif var. Kasalım. Şu debuff'tan yiyoruz aslında. Konuşma debuff'ın nasıl şeyini. Onu da kaldırabiliriz aslında. Onu nereden kaldırıyor? Depth Control. Şuraya bir yere fokus var mı? Şurada var. Şunlara gitmem lazım. Şu uçuna gitmem lazım. Aslında onlara gidilebilir. Sanayiciler yolumuza gidilebilir. Kazı 2 bitti. Kazı 2'den sonra şuna gidelim artık. Hadi 38 ya. Güzel oturuyoruz. Sanayiciler gidelim abi. Oturuyoruz, oturuyoruz, oturuyoruz. Diyorlar birazcık oturtucu. Rozin azalalım. Aslında hani oturmadan da şey yapabiliyoruz bu arada. Misak Mili falan kayabiliyorum da. Ekonomi midir be? Galiba Misak Mili evet. Misak Mili gidebiliyorum bakın. Ama hani şu anlık bile gerek var denilebilir. Hani bir anda Bulgaristan saldırsam elime ne geçecek? Bulgaristan'ın isyan yiyen bölgelerime geçecek. Bir şimdiden yani. Salla o yüzden o kadar da. Yalnız bizi yardı ürettik mi? Yardı üretmişiz gibi bari. Şu FTT'den bir çık export box'a. Aa ben niye export box'a geçtim? Bugün gitti. Heh. Buraya gidince bir daha free trade atacak beni. Kafama sıçayım. Unuttum onu ya. Lan şeyde geçerken unuttuk ya. Export Box'a geçti evim de. Steel'ı... Ülkemde Steel yok ya. Bir tane Steel almak istemiyorum. İkisi veriyorum. Ortak şunu şişlerim. Ülkede üretilen malı dışarı almak istemiyorum. Evet. Cooperative Debt Control'u şu debuff'tan kurtulalım. Ama şey sıkıntı ya. Olay gittik. Free trade'den kendimi şey yaptım ya. Çıkardım bir daha sokacağım şimdi kendimi free trade'e. Paşam şöyle bir hal alalım. Verin. Hal alalım şöyle bir. Civar Gürsel Paşam ama siz bir paşalık etmeyin ya bize. Hocam sizin çok bir bakımınız yok. Yine Fahrettin Altay'ı bir alayım da. Biz Fahrettin Altay'dan şey yapmayız abi. Vazgeçmeyiz. Fahrettin Paşa'mızın. Buradan iyi buff'ı olan. Fena bir Kazım Altay ya. Kazım Altay çok fena. Nihat Alamış Paşam da çok fena. Kemal Oyun'u hep fena fena adamlar var burada ya. Çok fena adamlar var. Hizaladın. Fahrettin Paşam buyurun. Çok güzel fena adamlarımız var. Hemen Ankara'dan kaçalım ufaktan. Bir ara kes yaparsak diye. Bir yandan da İzmir'e fabrika atıyorduk. Bursa'ya bir yandan da fabrika atalım. Cooperative Debt Consul da bitsin. Cooperative Debt Consul kadar kötü kahve veriyor. İyi bari. İyi bari. Hemen buradan. Evet. Expand Exports to West. Hemen Free Trade'e bir daha dönelim. Free Trade'den bir daha çıkalım. Yemişim Free Trade'ine. Autonomous Thieves. Oh. Reparation will be carried out to regions. Var. Abi etme. Turkish Women Workers. At work. War olmam lazımmış. Bu ne? Resource Hot veriyor bir tane. Artık bunlara gitmekten ziyade ben bir şey kayayım. Bir müsaakimliğe giderim. Artık işgallere başlayalım değil mi? Mesela şimdi nerede dur? Bir gidelim. Bulgar'a girelim bir tur. Bir tur gidip Bulgar'a girelim abi. Bir tur gidip Bulgar'a girelim artık. Video gayet uzadı zaten. Artları 2'ye geçiş yapalım. Bir yana şöyle hop. Artları. 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 Daha fazla artları. Ve Division'larıma şöyle bir şekil şokola vereyim. Şöyle atmalı vereyim abi. Atmalı vereyim. Bana Güzel. kulak verin. Sonra bu Division'ların hepsi buraya gelsin. Bana Kaç? kulak 20 verin. tane bundan var. Dördü de buraya Harekete gelin abi. hazırım. Hepsi atlanına çevirirsin. Bunları da Hazırım silinsin abi. efendim. Ayıp bunları böyle sil abi. Heh, Hizalanın. sonra paşam, en iyi paşam kimdi? Tahsin paşam. Siz en iyi paşa değilsiniz. Böyle ataklı olsun, şey olsun. Atı alalım en yukarıya. İzzet'in çalışan paşa fena. Nihat Alamış paşa daha fena duruyor. İmparator Expert de ek verebiliyorsun paşamıza. Hem de bunu biz 3 atak yaparız. Fahrettin Altay paşamı şöyle vereyim. Buraya. Fahrettin Altay paşama da agresif assault verdik mi? Fenayız, başa belayız bu arada. Kapat. Hemen bir recover the Cardass vilayet vilayetlerim. Eski Memaliki Masure'mize gidelim abi. Eski Memaliki Masure'mize. Memaliki Masure de Osmanlıca papıt demek. Hakikaten Osmanlıca papıt demek abi. Osmanlıca papıt. Tabi papıt demek değil de Osmanlıca kukla. Kukla demek de değil aslında. Hani vilayet. Osmanlıca hani kukla vilayet anlamına geliyor daha çok. Cihat gidelim turda ama 96'da çıkaramadık Varsaport'u. Çünkü Varsaport'u tetikleyen bir şey. O kadar çıkmamı istemiyor benim. Gitmeye hazır. Ne bizim eksik var? Artları eksiği eşek gibi. Artları yaban. Eşek gibi artları eksiği var.
Tungsten ihtiyacımı alayım bir yerden. Ondan sonra da Bulgar kardeşlerimize saldıralım. Gel la buraya Bulgar. İyi aklımıza geldi Bulgar'a dalmak. Ya oturmaktan değil mi? Menderes'e oturmayalım abi. Menderes'e oturulmaz. Hemen bir fokus giderim. Aha bitmiş lan. Bitmiş. Highway'e giderim. Sonunda. Sonunda darbe yapabileceği. Sonunda darbe. Sonunda darbe geliyor. Sonunda darbe geliyor dediğim de hani şey yani. Artık darbe yolu açayım be. Oturmaktan sıkıldım. Artık videonun amacını yapalım yani. Bunu demek istiyorum. Yoksa meraklı değilim. Hop. Buna git. Ondan sonra sen de buraya kayma. Veya vur. Bir dakika dur. Şöyle vuralım abi. Herkes buraya vursun. Buraya vursun. Bir kişi kalsın burada. Bir kişi de böyle vursun. Bir kişi buraya dursun. Buraya vursun. Çok güzel. Kişi de oraya bloklasın. Ha gerek yokmuş gerçi. Yardım direkt. Hop buraya al. Üç kişi dursun şurada. Counter'la buraya. Çok güzel. Ateş altındayım. Paşam ateş altına girmeyin aman. Aman paşam. Nihat paşam. Aman paşam. Aman paşam. Evet Turkish Highway'leri bitirdik ve Garanti Private Industry'yi yerim. Garanti Private Industry. Oh. Kafa bak anasını satayım. Kafa bak anasını satayım. 165 günlüğüne. Blokla şurayı. Ve evet. Paket paket paket. Bay bay kanka. Bay bay kanka. Hop. Antitank kafa açtı bir daha. Resourcelerimiz iyi. Burada cihat gidemiyoruz. Evet almışız. Tamam. Kapımızı kapatalım. Bulgar kardeşlerimizi kapattırmıştık en son. Artık Ankara şuraya bir sivil mobil atabiliriz abi. Ve evet topraklarımızı çekelim. Şimdi hemen buradan arkadaşlar. Yaralım abi hızlıca. Hop let's go. Yalnız oy Kemal Sabah'dan nefret ediyor. Kemal Sabah'dan nefret ediyor. Kemal Shimmer's varmış da. Hiç bakmamıştık biz. Hiç bakmamıştık bunlara. Hiç bakmamıştım ben bunlara. Afyon'da da var mı? Afyon'da da var. Oğlum atma buraları patlatmamıştık. Burada var mı? İyi buralarda yok bari. Oğlum Kemal Sabah'dan nefret ediyormuş ya. Hiç bakmamıştık biz lan. Normal nefret etmeleri de. Hiç bakmamıştık biliyor musunuz ya? Hiç bakmamıştık. Hoş olmadı o. Evet, Garanti Private Industry ve Akvet'le Military Junta gidiyoruz artık Allah'a şükür. Allah'a şükür yolumuza saptık yani. Yolumuza saptık artık. Bayağı oturduktan sonra ikinci bölüm bir şeyler yaparız. Bu bölüm böyle Bulgar yedik abi hızlıca. Veya yedik birazcık. Oh. Oh 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 oh. Mis gibi mis gibi mis gibi. Zaten biliyorsunuz Bulgar'a bir tur paket attıktan sonra devamı ip şeyi gibi geliyor. Söpüyor gibi geliyor. Bulgar'a tekrar anneksiyeceğim. Paket almak daha mantıklı diyorum ama. Üzgünüm arkadaşlar. Tamam lan anneksiyeceğiz. Burası spor olarak geldi. İyi bari bak bak. Burası spor olarak gelmesi hoşuma gitti. Bir seviyede cüklü alalım. Bulgar paket olarak almak mantıklı değil arkadaşlar. Çünkü bir anda kapatılığınızdan ayrılıp aksese katılabiliyor veya şu toprakları siz işgal edici topraklar çökebiliyor kendisi. O mekanikleri hoş değil abi Bulgar kardeşim. Cihat ilerim bir daha. Aktive ettiğim militeri junta gidiyoruz. Fena buff aldık yalnız ha. Baka baksana militeri fabrika basış hızı aldık eşek gibi. O zaman bu fabrikaları basmaya bırakabiliriz hepsine. Kemalist olmayan yerlere. Buraya atalım. Buraya öyle değil mi? Ankara şehir. Evet. Şu Kemalist debuffları görüyor musunuz? Kemalist Shamers'ları. Fena debuff. Fena debuff. Fena debuff. İstedim kaydı gittik. Yalnız konuşma kursu yerlere indirdik ha. Ve evet. Aktive ettiğim military junta. Recep Peker says power in Turk mi? Kanka pek Recep Peker. Ha. Adnan Menderes Vazir Muhammed Bayi military junta. Oy. Oy. Bu radyo konuşmuş sanırım. Radyo konuşması sanırım. Faşist. Anatolian Junta. Fena olduk. Fena olduk. Şimdi Focus 3 açıldı arkadaşlar bir yerde galiba. Bir yerde Focus 3. Ha bak şu Focus 3 açıldı. Burada bir yerde Focus 3 açıldı mı? Ha bak buradaki Focus 3 açıldı. Common Destiny of Turkey. Deal for 12 Islands. Atatürk'ün kültü. Wow. 12 adayı almaya çalışalım İtalyan kardeşlerden. Abi ne haber? Abi ne haber? İyisin abi. Oraya fırını geçelim de. Artık Kemalist debufflardan kurtulduk mu? Yes. Kemalist debufflar buff'a çevirdi. İşte bunu kodlamış herifler. Çok iyi. Kemalist debufflar buff'a çevirdiyse abi hemen oralara dönelim fabrikalarımızı. Oralara dönelim fabrikalarımızı. Kemalist buff'lara olduğumuz yere dönelim fabrikalarımızı. Çünkü Kemalist buff'lar arkadaşlar bayağı fabrika basması veriyor bize. Oh, 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 güzel buff'lar, güzel buff'lar. Koşun üzerime. Yalnız bizim bir şuraya ajan çekmemiz lazım. Burada sıkıntı yaşayacağız gibi duruyor şu. Fena da art direksi var. Fena da art direksi var bu arada. Fena bir art direksi var arkadaş. Fena bir art direksi var. Onu bir şekilde kapatmamız lazım. Evet. 12 adayı alabilecek miyiz acaba Yunan kardeşlerimizden? Yunan kardeşlerimiz 12 adaya gelir mi bize ya? Evet. Bence biz size Antalya kromunu verebilirim. 12 aday için. Eyvallah. Arkadaşlar emin olamıyorsanız alabileceğinizden Antalya kromunu verin. Şu an bazen krom kullanmıyorsun. Uzdur umarım. Kullanıyorsan gerçi de her yerde krom var bir şey olmaz.
Evet, krom var, bir şey olmaz. Şimdi evet, fokus yemiş, tamamlandı bu şekilde arkadaşlar. Buradan artık Axis yoluna veya Mediterranean Entente, Entente yoluna kayabilirsiniz isterseniz, ama istemeyen de ne yapar abi? Buradan Turanist faşizm gidip farklı farklı yerlere ayak basabilir. Farklı şeyler yapabilir. Veya bu misal kimliği fokusuna devam edebilir. Ama biz ne yapacağız? Burada artık videomuzu bitireceğiz. Arkadaşlar sonraki bölümde görüşmek üzere. Bir tane Governor, ne ağzına sıçmışsın bütün şeyin. Aa, bu son güncellemeden sonra böyle olmuş bu arada. Hani mod güncellemesi değil, son manadan sonra böyle oldu arkadaşlar. Ben ne, hangi modu oynarsam oynayayım. Bu başta Sivri'nin orası ettiğinde Mitter'i Governor veriyor ülke. Fark edene kadar ajanlık olarak sıçıyorsunuz ortalığa. Sıçıyorsunuz yani, altınıza sıçıyorsunuz. Çakmak rejimi yalnız bakmamız lazım birazcık burayı. Neyse. Biz Cerber'in de inmesi lazım aşağı bu arada. Bir faşist falan abiturayı alırım buradan sıradaki videoda. Neyse. Save'imi alayım da gözünüz önünde. Sonra bana dersiniz save almıştın yalancı yapabilirsiniz. Arkadaşlar kendinize çok çok iyi bakın. Hadi sıradaki videomuzda Türkeş Cuntası ile devam edeceğiz.